Herkese merhabalar. Yılın en şanslı haftasını konuşuyor olacağız bu videomuzda. 25 Kasım'dan 1 Aralık tarihine kadar ki bu bir haftalık döngü yılın en şanslı haftalarından biri. Hatta bazı burçlar için, özellikle yengeçler için, aslanlar için yılın en şanslı haftası. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz artık Merkür'ü retro hareketini geride bıraktık. Düz hareketindeki o gerginliğini de bugün itibariyle atmış bulunuyoruz. Pazartesinden itibaren artık Güneş de Yay burcuna geçeceği için daha Yay burcu etkileri alacağımız, Yay burcu konuları gündemimizde olacak olan, iletişimimizin hızlanacağı genel olarak bütün burçlar için bir haftaya başlıyoruz. Salı günü akşamleyin 18.05'te bir yeni ay söz konusu. 4 derece Yay burcunda gerçekleşecek bu yeni ay. Bu yeni ay da yine bu haftanın gündemi. Her burcun farklı bir evini etkileyecek biliyorsunuz. Aynı zamanda gergin bir yeni ay olabilir bazı burçlar için. Çünkü Mars'la Uranüs karşıtlığı var. Fakat Jüpiter'le Venüs'ün de çok güzel bir açısı var. Bir birlikteliği söz konusu. O bakımdan da bu döngüde yeni ay ve sonraki birkaç gün hem gergin olabileceğimiz ama aynı zamanda beklentilerimizin karşılanacağı güzel bir hafta olacak diyebiliriz. Biraz detay verelim. Yay konuları artık gündemimizde dedik. Yani yay demek yeni tohumlar, yeni başlangıçlar demek. Yani yeni ay da aynı şey. O yüzden de aslında yeni bir işe başlayabiliriz anlamına geliyor. Ayın ışığı büyümeye başladığı süre içinde. Yeni başlangıçlar, yeni bir düzene geçmek, kötü alışkanlıklardan kurtulmak, istemediğimiz bazı alışkanlıkları geride bırakmak gibi ya da böyle başarı için bir depar atmak, bir hırs döngüsü başlatmak ya da yeni bir fizibilite yapmak, yeni bir iş ortaklığı oluşturmak gibi çabalarımız olabilir yeni aile birlikte. Bu hafta Venüs'ün Uranüs'le aynı zamanda Merkür'ün de Neptün'le bazı olumlu açıları olacak. Birazdan onlardan da detaylı bahsedeceğim. Tabii hiç beklenmedik olaylar arka arkaya gelebilir. Bazı hayal kırıklıkları da yaşatabilir böyle bir yeni ayda. Aslında normalde gergin bir yeni ay diyebiliriz. Dediğim gibi herkes için tabii gergin değil. Çünkü Venüs'ün ve Jüpiter'in birlikteliği her burcu farklı noktada etkiliyor. Farklı evinde ve gücü aslında Jüpiter'den alıyoruz bu hafta boyunca. İyicil iki gezegenin birleşimi gerçekten bu haftayı bütün yıla göre güzel ve hatırlanılacak bir hafta haline getirecek hepimiz için. Şimdi her burcu ayrı ayrı detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağım. Pazartesiden itibaren sevgili koçlarla başlayalım. Pazartesiden itibaren sevgili koçlar alacak vereceklerinizi takip edeceğimiz, tartacağınız banka ya da kredi ya da ödemeleriniz, vergi, fatura gibi pek çok başlıktaki ödemelerinizi takip edeceğiniz gergin bir gün olabilir. Salı günü akşam 6'ya kadar da bunun etkisi altında olacaksınız. Salı günü artık bir yeni ay söz konusu. Pazartesi günü yalnız Venüs ile Jüpiter birleşiyor ve sizin özellikle eğer ki seyahat etmeniz gerekiyorsa ya da ev hanımı olabilirsiniz, bakın çalışmıyor olabilirsiniz, dış noktada, dışarılarda olacaksınız. Seyahat etmeniz gerekiyorsa, bir yerden bir yere, şehir içinde bile gitmeniz gerekiyorsa ufak tefek aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda yüksek öğretim noktasında da yine bir takım planlamalarınızda aksaklıklar olabilir. Özellikle pazartesi günü, salı günü öğlene kadar. Koç burcu durduk yere bu hafta aşık olabilir. Durduk yere diyorum çünkü aslında gündemi çok başka. Fakat hiç beklemediği noktada biri karşısına çıkabilir. Venüs ile Jüpiter'in bu güzel açısı Koç burcunu hiç beklemediği bir zaman diliminde hem de beklemediği bir kişiye aşık edebilir. Bir kere hatırlatmış olalım. Tabii Mars'la Uranüs'ün bir karşıt açısı var. Aslında bir sevgiliniz, bir aşkınız varsa da bir kavga, gürültü olabilir, gergin bir durum olabilir. Karşılıklı hesap sorma söz konusu olabilir tam da pazartesi günü. Sevgili koçlar, kariyerinizle ilgili bütün gözler üstünüzde. 1 Kasım'dan itibaren bu şekilde ve 19 Aralık tarihine kadar da kariyer noktasında gerçekten izleniyor durumdasınız. Hem etrafınızdaki insanlar tarafından hem üstleriniz tarafından. Yani güçlü insanlar bir araya gelip sizi konuşabilir, sizi izleyebilir, birbirlerini size anlatabilir. Özellikle de 19 Aralık tarihine kadar da sizden beklenilen her noktada karşılığını çok
nitelikli bir şekilde, altını dolduracak bir şekilde tamamlayıp teslim edeceğiniz işleriniz olacak. Özellikle beklemediğiniz aşkınız da iş ortamında karşınıza çıkabilir diyeyim şimdiden. Bu hafta yeni bir ürün piyasaya sunmak için de faturalarınızı kesmek, artık karşılığında parasını beklemek için de çok uygun bir zaman dilimi. Bu konuda destek alacağınız da etrafınızda çok insan olacak. Özellikle iş arkadaşlarınız da olabilir. Hatta rakip noktalarda bazı yıpranmalardan dolayı aslında işleriniz yolunda da gidecek olabilir sevgili koçlar. Hafta sonu özellikle bir diyet yapmak konusunda başlangıç yapabilirsiniz. Cuma, cumartesi günü diyete başlayabilirsiniz. Artık hani Satürn'ün de etkisi ufak ufak azalmaya başlıyor. O bakımdan da biraz küçülme, daralma, kilo verme, sağlığa kavuşma ve kemik gelişimi için bazı takviyeler almakta fayda var sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, ilişkinizde sevgilinizle, eşinizle diyaloğunuz kuvvetleniyor. Venüs ile Jüpiter'in güzel açısı özellikle sizi pazar, pazartesi ve salı günü akşam 6'ya kadar, yeni ay saatine kadar ikili ilişkilerinizdeki diyaloğunuzu büyütüyor, kuvvetlendiriyor. Salı günkü 4 derece yay burcundaki yeni ayda ana gündeminiz paranız, kendi paranız. Parasal gündeminizde özellikle gelir giderinizi dengelemek için bazı destekler bulabilirsiniz. Tam da bu yeni ayda bir kredi için başvurabilirsiniz. Tam karşıt noktanızdaki akrep için de aynı şeyi söyleyeceğim. Kredi için başvurabilirsiniz. Bir krediniz varsa, ödeme düzensizliği yaşıyorsanız bununla ilgili yeniden yapılandırmanız mümkün. Aile içinde bir destek alabilirsiniz bununla ilgili. Venüs ve Jüpiter'in salı günü yeni ayın gerçekleşeceği dönemdeki birliktelikleri özellikle başkalarının parası evi noktasında da destek verecek. Yani hem siz parasal anlamda destekleniyor durumdasınız, hem de eş tarafından ya da iş ortağınız tarafından gündeminiz yine para olacak ve bu konuda da beklemediğiniz bir noktadan da destek görebileceksiniz sevgili boğalar. Bu hafta yayıncılık, yayımcılık ya da medyatik konularda şansınız çok yüksek. Entelektüel anlamdaki bütün konuları masaya yatırıp bunlarla ilgili nasıl para kazanacağınızı, yazdıklarınızı, nerede yayınlayacağınızı, nasıl paraya dönüştüreceğinizi düşünüyor durumdasınız. Boğaların ana motivasyon kaynağı paradır. Onlara her zaman paradan bahsedebiliriz. Aşkı onlar kendileri bulur, biliyorsunuz. Aynı zamanda hiç beklemediğiniz birine aşık olabilirsiniz sevgili boğalar. Yani hiç aşık olunmaması gereken birine aşık olabilirsiniz. Onun kültürüne, onun entelektüel seviyesine hayran kalabilirsiniz. Bu hiç belki de yakınlaşmamanız gereken biridir. Tekrar ifade edeyim. Bambaşka bir kültürden olabilir. Başka bir milliyetten de olabilir. Tabii ki yabancı biri de olabilir. Ama bir hayranlık yaşayabilirsiniz bu hafta hiç beklemediğiniz noktada. Aşkta şansla başlıyorsunuz. Haftaya demiştim Venüs ile Jüpiter'in desteği var. Ve günlük ilişkiler noktasında da bir yeni ay var. 4 derece yeni ayda, 4 derece yay burcunda. Bütün bu birebir ilişkilerinizde, iş ilişkilerinizde, kardeş kuzenlerle, anne babayla ilişkilerinizde, yakın arkadaşınızla bozuştuğunuzda bunlarla ilgili tamamen bir toparlanma yaşıyorsunuz. Bu yeni aydan itibaren bir düzelme söz konusu. Diyaloglar kuvvetlenecek. Kötü sözler unutulacak. Bunun gibi. O yüzden de yeni bir başlangıç yapma aşamasındasınız çarşambadan itibaren. Bu yeni ayda aynı zamanda bir evlenme kararı da alabilirsiniz. Bir evlenme teklifi yapabilirsiniz ya da partneriniz sizi anlayabilir ve artık evlenme teklifi beklediğinizi hisseder ve gelir. Bu yeni ayın öyle de bir özelliği var. İkili ilişkiler 5. ev konusundan 7. ev konusuna taşınacak. Yani nikah tarihi alma ya da işte bununla ilgili bir takım sözler verme, söz yapma gibi bir dönemde olabilirsiniz sevgili boğalar. Salı ve çarşambaya özellikle bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum. Bu haftanın sonuna doğru cuma ve cumartesi günü Neptün'ün, Satürn'ün ve Merkür'ün çok güzel bir buluşması var. Bu stellium yani gezegen toplaşması özellikle her türlü anlaşmazlığın üstesinden gelecek şekilde hem kendi ilişkilerinizi toparlayacağınız hem de etrafınızdaki bir takım küslükleri barıştıracağınız, arabulucu olacağınız tırnak içinde söyleyeyim bir döneme işaret ediyor. Yani özellikle sizin hakemliğinize ihtiyaç olan bazı görüşmeler söz konusu olabilir sevgili boğalar. Özetle bu hafta ana gündeminiz para ve ikili ilişkileriniz. Para konusunda beklemediğiniz noktadan bir miktar para
elde edebileceğiniz gibi aynı şekilde destek de bulabilirsiniz. Hem kendi ikinci ev noktasından hem de sekizinci ev, yani eş veya iş ortağı tarafından da para konusunda destekleneceksiniz. Elinize bir prim ya da komisyondan bir para çekebilir, geçebilir ve finansal anlamda bir rahatlama söz konusu olabilir bu hafta. Sevgili ikizler, aşkta çok şanslı bir iki günle bu haftaya başlıyorsunuz. Pazar günü de şanslısınız ki bu videonun çekildiği dönem. Pazartesi de aynı şekilde bu şansınız. Hatta salı günkü yay burcundaki yeni aya kadar bu şansınız devam ediyor olacak. Çünkü Jüpiter'le Venüs'ün özellikle sizin burcunuza ekstra bir katkısı var, bir desteği var. Aşkta çok şanslı gününüz pazartesi dedim, salı günü öğlene kadar da sürüyor olacak. Aynı zamanda günlük ilişkiler evinize de yansıyacak şekilde 4 derece yay burcunda bir yeni ay var. Salı günü akşam 18.05'te. Bu yeni ay sizin günlük ilişkiler evinizi de aydınlatıyor. Ve bütün birebir ilişkilerinizde bir iyileşme, bir huzur ve yeni başlangıçlar söz konusu. Bu yeni ayda evlilikle ilgili bir karar alabilirsiniz. Evlenme teklif edebilirsiniz veya karşı taraftan da bununla ilgili bir teklif gelebilir. Buna da hazırlıklı olmanız gerekir. Neptün, Satürn ve aynı zamanda Merkür'ün bir işbirliği söz konusu. Perşembe ve Cuma gününü destekleyecek bu da. Her türlü ikili ilişkilerdeki anlaşmazlığınız düze dönecek. Artık hem Merkür'ün bu geri hareketindeki karşılıklı kendini ifade etmede yaşadığınız problemler geride kalacak ve de yeni başlangıçlar yapıp yeni insanlarla tanışabileceksiniz sevgili ikizler. Parasal konularda çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Para trafiğinizi düzene koyuyorsunuz. Beklediğiniz ya da beklemediğiniz noktalardan destek bulabilirsiniz. Bu bir kredi veya bir kredinin yeniden yapılandırılması da olabilir. Kredi çekme de olabilir. Elinize bir prim ya da bir komisyondan bir destek geçecek ve inanılmaz güzel bir fırsatla bu yılı oh be diyeceğiniz, rahat kapatacağınız bir dönem olacak sizin için. Sevgili ikizler, özellikle kemik erimesi ya da diş noktasında, diş rezervlerinizde bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili check-up ya da bunlarla ilgili hemen aksiyon alma dönemindesiniz bu hafta. Sevgili yengeçler, özellikle 24'ü pazar ve 25'i pazartesi günü ana gündeminiz aşk hayatınız olacak. Aşk hayatınızda çok güzel pırıltılar söz konusu. Çünkü Jüpiter'le Venüs'ün çok güzel bir birlikteliği var. Özellikle de ilişkinize yansıyor bu birliktelik. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Merkür düze döndü, artık ileri hareketine başladı. 24'ü o bakımdan aslında güzel bir gün. Evle ilgili işlerinizde ya da sağlığınızda büyük bir destek bulacaksınız bu hafta. Salı günü bir yeni ay var. 4 derece yay burcunda bu yeni ay. Pazartesi artık yay burcuna girmiş olduk. Biliyorsunuz Güneş yay burcuna geçiş yaptı. Allah'a şükür. Yay burcunda da artık 4 derecesinde bir yeni ay söz konusu. Salı günü akşam 18.05'te ve bu yeni ay sizin iş hayatınızda önemli bir kararı devreye alacağınız anlamına geliyor. Bu yeni ayı özellikle iş için kullanın diyorum. Yeni bir başlangıç olabilir, yeni bir ortaklık olabilir, bir reklam, pazarlama noktasında yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. En uygun gün salı günü, çarşamba günü diyebiliriz. Sağlık konusunda da salı günden itibaren artık çoktandır ihmal ettiğiniz bir şeyleri gündeme getirip bununla ilgili kontrollerinizi başlatmanız gerekiyor. Biraz yengeç burcu ihmalkardır. Sağlığını geri planda tutar. Öncelik eşidir, çocuklarıdır, evidir, yuvasıdır, hatta işidir. Sağlık en sonra gelir yengeç için. Ama lütfen sağlık konusunda artık salı günden itibaren bazı kararlar alın. Örneğin zayıflamak isteyebilirsiniz. Uranüs'ün, Satürn'ün bu genişleten, büyüten, kilo aldıran etkisinden yavaş yavaş kurtulmanız gerekiyor artık. Sevgili yengeçler, özellikle bekar yengeçler için söyleyeyim. Venüs ile Jüpiter'in bu kavuşumu size yeni bir aşka başlamak konusunda bir fırsat tanıyacak. Yeni biriyle tanışmanız mümkün. Birilerinin sizi bir muhtemel aşkınızla tanıştırması mümkün. Tam da pazartesi, salı günü. Bugünlere dikkat edin. Özellikle haritanızın ilişkiler evi destekleniyor çünkü. Hayatınızda biri varsa da ilişkinizi bir sonraki evreye
taşımak isteyebilirsiniz. 5. ev konularından, sevgili, flört olma halinden artık 7. ev konusuna, evlenme teklifine, nişan yapmaya, bir söz vermeye artık evrilmesi gerekebilir ilişkinizin. Buna dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta. Diyebilirim ki sevgili yengeçler, bu hafta bütün yıl için söyleyelim, en şanslı burç sizsiniz. Bu hafta sayacağım burçların içinde aslan da bir nebze öyle, ama en şanslı burç sizsiniz diyebilirim. Sevgili aslanlar, bu hafta diğer burçlara göre yengeçle birlikte özellikle sizin burcunuz çok şanslı. Venüs ile Jüpiter bu hafta sizin burcunuzla çok güzel bir açı yapan Yay'da son defa buluşacaklar. Yay üzerinde buluşan Venüs ile Jüpiter'in özellikle sizin 5. ev konularında sizi coşturacak. Jüpiter'in iyicil etkisi, büyüten etkisiyle çocuklarınızla, eşinizle, sevgilinizle çok güzel günleriniz olacak bu hafta. Diyaloglarınız kuvvetlenecek, karşınızı alıp konuşabileceksiniz. Bir takım beklentilerinizi çok iyi ifade edebileceksiniz karşıya. Anne babayla ilişkilerinizi düzelteceksiniz eğer problemliyse. Eğer zaten her şey yolunda diyorsanız anne babayla bir seyahat planlayabilirsiniz ya da bir alışveriş planlayabilirsiniz özellikle bu hafta. Çocuklarınız varsa da sanatsal bazı konulara zaman ayırabilirsiniz. Hemen Salı günü Yay burcunda 4 derecesinde Yay burcunun, çünkü Pazartesi günü Güneş artık Yay burcuna geçiş yapıyor. Pazartesi günü Yay burcunun 4 derecesinde bir yeni ay söz konusu. Bebek isteyen aslan burçları bebek planlaması artık yapabilir ya da bu güzel haberi bugünlerde alabilirsiniz yeni ayın yeni ışıklarıyla. Uyarılarımız yok değil. Kalabalıklar içinde tartışmamaya çalışın. Bazı böyle sinir patlamaları yaşayabilirsiniz. Mars'ın etkisi. Ev içindeki bir probleminizi büyütmemeye özen gösterin. Bu hafta Perşembe ve Cuma günü özellikle iş arkadaşlarınıza karşı biraz gergin olabilirsiniz. Mesafeli durabilirsiniz. En ihtimalle mesafeli durursunuz. Bu güzel yanı. Fakat yeni birilerini de işe alabilirsiniz. Yeni birilerini işe başlatabilirsiniz. Daha önce görüştüğünüzde eğer. Bu hafta aynı zamanda Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesiyle birlikte çok çalışacağınız, yoğun çalışacağınız ve uzun saatler çalışacağınız iki gününüz olacak. Perşembe ve Cuma günleri Venüs Oğlak Burcu'na geçtiği için. Oğlak disiplini bekliyor sizden. Her şeyi not almanızı, etik kurallara, yasalara veya işte trafik kurallarına uymanızı bekliyor sizden bu Venüs'ün Oğlak geçişi. Yani aslında Venüs Oğlak da çok mutlu değildir. İyicil bir gezegen olmasına rağmen düşük seviyededir. Ve Perşembe, Cuma günü alıştığınız rutininizden biraz fazla efor sarf edeceksiniz sevgili aslanlar. Kilo vermek için çok uygun ve uygun bir başlangıç tarihi Salı günü. Kilo vermeye başlamak için aksiyon alabilirsiniz. Bir takım yediklerinizi not mu alırsınız? Cici bazı tanıdığımız diyetisyenler var, size onları mı önerelim? O yüzden de çok nefis bir hafta olacak kilo vermek için. Aynı zamanda kemik rezervleriniz de uzun zamandır boşalmış olabilir. Diş ağrısı, kemik ağrısı, bel ağrısı hissediyor olabilirsiniz. Bunun için de sağlık kontrollerine başlamanız gereken bir hafta tam olarak bu hafta sevgili aslanlar. Güzel bir hafta dilerim. Görüşmek üzere. Sevgili başaklar, hızlı bir iletişim trafiği ile pazartesiye başlıyorsunuz. Pazar günü de aslında bu şekildeydi. Hızlı bir Mars ve Uranüs'ün karşıt açısı nedeniyle gergin ve hızlı bir iletişim trafiğiniz var. Telefonlarınız belki hiç susmayacak. Alacağınız haberler belki hoşunuza gitmeyecek. Fakat hemen Salı günü artık pazartesi Güneş biliyorsunuz Yay burcuna geçmişti. Salı günü de Yay burcunun 4 derecesinde bir yeni ay var. Akşam saatlerinde 18.05. İşte bu yeni ay sizi özellikle aile içinde bazı yeniden yapılanmaya ve birbirinizi dinlemeye, belki tartışma halinde ama sonrasında daha çok birbirinize kenetleneceğiniz bir döneme başlamak için yeni bir başlangıç imkanı veriyor. Venüs ile Jüpiter arasında bir kavuşum var ve bu hafta aile içinde genel olarak huzurlu günleriniz olacak. Fakat yine de birbirinizi dinleyeceğiniz, aslında yani kardeşler, kuzenlerle de aynı şekilde ama eşle de aynı şekilde kavga ve gerginlik anını uzatmayıp artık bunu ilişkimizin daha da kuvvetlendiği bir döneme geçiş yaptık şeklinde inandırmanız da gerekiyor kendinizi. O yüzden de mümkün olduğu kadar aile içinde huzuru yakalayacağınız bazı naif diyaloglara bu hafta ihtiyaç var.
Sevgili Başaklar, eğer araç kullanıyorsanız daha uyumlu olmaya gayret gösterin. Trafikte ya da evin içindeki bir takım ufak tefek kazalara, ev kazalarına ama aynı zamanda trafik kazalarına bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Agresif olmayın, özellikle araba kullanıyorken diye şimdiden uyarayım. Cumartesi pazarınız biraz daha içe dönük geçecek. Belki biraz baş ağrıları, göz ağrıları ya da tansiyon gibi bazı problemlerinizden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yine istediğiniz desteği ev ortamında buluyor olacaksınız. Sevgili teraziler, parasal konular gündeminizle başlıyorsunuz bu haftaya. Pazar günü artık kurguyla başlıyorsunuz. Ayın 24'ünde para düşünerek. Pazartesi günü ana gündeminiz para ve yay burcunun 4 derecesindeki yeni ayla yeni ayın saatlerine kadar salı günü akşam 18.05'e kadar da gündeminiz para alışverişiniz ve Merkür'ün bu konuda getireceği güzel haberler olacak. Parayla ilgili özellikle Merkür gerilediğinde sıkıntı yaşadınız. Fakat artık Merkür düz hareketine, ileri hareketine döndü. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle 24'ünden itibaren zaten artık Merkür ileri hareketine başladı. Bugün de dahil güzel bir gün. Fakat pazartesi ve salı günü artık parayla ilgili güzel haberler alacaksınız. Bir kredi çekmek istiyorsanız, bir borç arıyorsanız, kredinizde bir yeni yapılandırma, bununla ilgili konuşmalar, bununla ilgili güzel haberler bu pazartesi salının gündemi. İş birlikleri, iş ortağınızdan özellikle bir para talebiniz varsa bu pazartesi salı gününün gündemi bunlar ve şansınız Venüs ile Jüpiter'in de kavuşumu sebebiyle yüksek. O yüzden bu pazartesi salıyı değerlendirin derim 25 ve 26'sını. Haritanızın iletişim evinde bir yeni ay var. Salı günü akşam saatlerinde. Bu yeni ay günlük hayatınızda yepyeni bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir. Şöyle ki, önemli bir iş başvurusu yapacaksınız. Önemli bir karar alacaksınız. Yurt dışına başvurmak için bir takım vize, pasaport gibi noktaların formlarını dolduracaksınız. Yani hassasiyet gerektiren noktalar. Erasmus gibi ya da burada bir sınav, Türkiye içinde bir sınav için başvuracaksanız eğer bu formları doldurabilmek için en önemli zaman dilimi çarşamba, perşembe günleriniz. O bakımdan da problem yaşamadan, geri dönüş yaşamadan sorunlu bir şekilde ilerliyor olacaksınız. Bunun için en doğru gün salı, çarşamba günleri özellikle. Venüs ve Jüpiter'in de yayda kavuşum yapması özellikle size bu konuda destek sağlayacak. Yine de Mars'ın Uranüs'le karşıt açısı var. Cuma günü, cumartesi günü bir takım gerginlikler yaşayabilirsiniz ama bu bir ihtimal. Parada gerginlik yaşayabilirsiniz özellikle para konusunda. Yani ayağınızı yorganınıza göre uzatmama gibi bir durum olabilir. Yeni bir satış, yeni bir iş noktasında satış, pazarlama noktasında yeni girişimleriniz, medya noktasında reklam verme gibi eğilimleriniz olabilir. Medya planlama ya da sosyal medyadaki bir takım reklamlarınızı planlamada bu hafta mutlaka yapıp tamamlamanız, cumartesi akşam saatlerine kadar bitirmeniz gerekiyor. Bu yapacağınız planlar sonrasında çok büyük destek görecek. Çünkü dediğim gibi Venüs ve Jüpiter'in bu konuda da size desteği var. Yeni ayında bu konuda size desteği var. Sevgili teraziler, iş hayatınızda çok güzel destekleriniz olacak. İş arkadaşlarınız projelerinizin tamamlanmasında, hız kazanmasında destek verecek. O yüzden iş delege etmekten, yardım istemekten çekinmeyin bu hafta. Cuma günü Güneş ile Merkür arasında güzel bir açı var. Bu açıyı da çok doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Aile hayatınız noktasında Venüs desteğiniz var bu hafta. Yalnız Venüs Oğlak burcunda ve Oğlak da çok mutlu değildir. Venüs iyicil etkisini tam anlamıyla gösteremeyebilir. Biraz kendi içinize yönelebilirsiniz. Öyle ifade edeyim. İş konusunda detaylara çok özen göstermeniz gerekiyor. Venüs'ün Oğlak'ta olması nedeniyle etik değerlere, trafik kurallarına, yasalara, her türlü fatura keserken ki bir takım detaylara çok özen göstermeniz gerekiyor. Aşk noktasında da bir dikkati çekmem gereken nokta şu. Aşkı çok uzakta aramayıp yakınınızda bulabileceksiniz tam da bu hafta sevgili teraziler. Aşk noktasında da özellikle yakınınıza bakmanız gerekiyor. Sevgili akrepler, bu hafta Mars
sizin birinci evinizde, dolayısıyla kişilik evinizde biraz sabrınızın çabuk taşacağı, sabırsız davranacağınız ve bir takım şeyleri sorgulayacağınız bir hafta olacak. Pazartesi günü akşam saatlere kadar. Sonra bu etki çabuk geçiyor Allah'tan. Mars sizin kişilik evinizde ve Merkür de artık retro değil. Düz hareketine döndü, hatta ileri hareketine başladı. Sevgiliniz ya da siz ya da karı koca arasında biraz böyle nefes almak isteyeceğiniz, özgürlük arayışı içinde olacağınız bir hafta olacak bu hafta genel itibariyle. Yine de pazar ve pazartesi gününe Jüpiter ve Venüs'ün çok güzel bir kavuşumu var. Bu destek veriyor ve haritanızın ikinci evine, yani para kaynağınıza bolluk ve bereket getiriyor. Yani hem aşk konusunda biraz sabırsız, gergin olabilirsiniz ama pazartesi bitiyor. Bir yandan da para konusunda biraz daha şansınızın yükseleceği bir pazartesi yaşayacaksınız. Yazarsanız, yazıp çizdiklerinizle para kazanıyorsanız, iletişim noktasında ya da pazarlama, satış noktalarında çalışıyorsanız, reklam işi yapıyorsanız, medya gündeminizse sizin ya da bu konularda eğer ki hani para kazanıyorsanız özellikle, bu hafta kazancınızın çok güzel bir sıçrayışla artacağını görebilirsiniz. O anlamda bu hafta çok güzel bir hafta sizin için bütün yıla göre. Bir takım noktalara fatura kesip artık karşılığında para bekleyebilirsiniz. Tamam, bizim faturamızı kes yanıtı alacaksınız müşterilerinizden. 19 Aralık tarihine kadar da bu şekilde olacak. Kazancınız yüksek olacak. Aralık güzel bir zaman dilimi sizin için. Bir iş başvurusu ya da yakın çevrenizde biriyle yaptığınız bir planlama ya da sevdiklerinizden biriyle ilgili bir planlamanın artık tamamlanması aşaması Salı günü. Salı günü Yay burcunun 4 derecesinde bir yeni ay var. O bakımdan da böyle bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Ticari yatırım kararı tam da Salı günü alabilirsiniz. Bir iş ortaklığı başlatabilirsiniz. Durdurduğunuz bir işiniz varsa Salı günü tamam bunu artık devam ediyorum, ben bu konuda yürürüm kararı alabilirsiniz. Yeni aşamalar, özellikle ticari yatırım konusunda bir aşama kaydetme, bunun haberini alma gününüz de yine Salı günü, yeni ay dönemi çarşambaya da sarkar tabii ki bu haber. Venüs biliyorsunuz bu hafta Oğlak Burcu'nda. Venüs Oğlak Burcu'nda iyicil bir gezegen olmasına rağmen disiplinli Oğlak'ta çok rahat etmez, düşük seviyededir. Sizden iş disiplini bekler, etrafınıza karşı hassasiyet bekler, sözlerinize, etik değerlere, kurallara. Eksiksiz iş tamamlamanız gerekecek bu hafta. Sevgili akrepler, ne kadar titizseniz o kadar doğru sonuç alacaksınız. Maalesef biraz titizlenin bu hafta, biraz tembellik yapmayın ki işiniz yürüsün. Bu buna bağlı biraz. Venüs'ün Oğlak'ta olduğu dönem boyunca, yani bu hafta boyunca trafik kurallarından etik kurallara, yasalara, kanunlara, her şeye dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Aynı zamanda sözlerinize de dikkat ediyor olmanız lazım ki biri size bu sözlerinizden dolayı dava açmasın ya da bu sözlerinizden dolayı bir kavga başlatmasın. O bakımdan Venüs'ün Oğlak'ta olduğu zamanlara evet iyicil etki alacağız ama biraz da dikkat etmek gerekiyor. Satış pazarlama konusundaysanız özellikle ne vaat ettiğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta. Her şeyi yazılı olarak karşıya iletmeye özen gösterin. Mail atın, yazılı olarak altına imza attığınız bir takım protokollerle işinizi yürütün. Faturalarınızı kestiğiniz faturalara özen gösterin. İşinizi başkasına yaptırmayın derim ben bu hafta böyle zamanlarda. Yine de söylüyorum, bu hafta yılın en şanslı, en güzel haftası sizler için. Bu hafta biriyle tanışma ihtimaliniz var sevgili akrepler. Biriyle tanışacaksınız. Bir seyahat etme ihtimaliniz varsa lütfen tereddüt etmeyin ve seyahate çıkın. Eğer ki biriyle tanışmayacaksanız da, bir ilişkiniz zaten varsa da bu ilişkinizde ufak tefek gerginlikler bu hafta yaşayabilirsiniz. Alttan almaya özen gösterin derim. Sevgili yaylar, hayatınızda yenilenme yaşayacağınız bir hafta diyebilirim bu haftaya. Çünkü değer sisteminizi geliştireceğiniz ve güçlendireceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz pazartesinden itibaren. Venüs ile Jüpiter de bu konuda özellikle birinci evinizi destekliyor. İki iyicil gezegen, sizi büyüten iki iyicil gezegen. Özellikle ilk dekanda doğmuş yayları başlangıçta olmak üzere çok güzel etki altında bırakıyor.
Tabii şöyle, Venüs Oğlak burcunda ve çok ciddi bir burçta. O bakımdan da gerçekçi bir mantık sunuyor size. Bu da iyi bir şey. Bu gerçekçi mantığınızla aslında pek çok işinizi yolunuza koyuyorsunuz. 19 Aralık tarihine kadar da o mantık sizin üzerinize artık oturmuş olacak. Sadece şu konuda uyarmam lazım. Biraz daha az para harcayın. Ama tabii ki çok eğlenin. Çünkü sizin ayınız sevgili yaylar. Hayatınızda bir yenileme yaşayacaksınız. Yenilen Kendiniz bir hafta olacak bu hafta. Enerjinizi çok doğru kullanmanız gerekiyor. Azim gösterdiğiniz nokta, gayretiniz, özellikle yurt dışı konularıysa, yurt dışına gitmek, gelmek, yurt dışından bir takım işlerinizi yönetmek gibi noktalardaysa çok net ve somut başarılar sizi bekliyor, öyle ifade edeyim. İş yaşamınızda gerginlik verici bazı tartışmalarınız olabilir. Haklı da olabilirsiniz. Fakat istediğiniz kadar haklı olun. Sesinizi yükseltmediğiniz sürece, karşı tarafı dinlediğiniz sürece haksız duruma düşmeyeceksiniz. Biraz alttan alırsanız, karşılıklı dinleyecek olursanız karşıdan bir şey bile öğrenebilirsiniz. Sevgili yaylar, bu hafta bu çok önemli. Sert olmamaya, sert sözler kullanmamaya özen gösterin. Çünkü Venüs Oğlak burcuna geçiyor demiştim. Bu hafta bu konuda sınav vereceğiz resmen. Oğlak, Venüs'ün çok rahat ettiği bir burç değildir. Yani iyicil etkisi biraz düşer, düşük seviyededir. Bir para bekliyorsanız da bu da Perşembe, Cuma, Cumartesi öğle saatlerine kadar önce haberini alacaksınız. Sonra elinize bir para geçecek. Bu konuda aileden de destek alabilirsiniz, alacaksınız diye şimdiden ipucu vereyim. Gelelim sevgili oğlaklara. Sevgili oğlaklar, sosyal çevreniz oldukça hareketli. Kalabalıklar içindesiniz bu hafta. Bu hafta Uranüs-Mars karşıtlığı var ve bulunduğunuz bir sosyal ortamda bir aksiyon almanız gerekecek. Belki telefon trafiğiniz çok fazla olacak. Bir arabulucu görevi üstlenebilirsiniz. İnsanlar arasındaki diyaloğu düzene koyacak olabilirsiniz. Bu hafta sosyal çevrenizle ilgili bir sorumluluk gündeminiz var. Tırnak içinde bu bir sorumluluk gündemi. Hafta başında etrafınızda özellikle sizi davet edecek, size sevgi gösterisinde bulunacak çok insan olacak. Yani grupların içinde aranan kişi olacaksınız. Aynı anda çok yere çağrılacak olabilirsiniz. Belki yetişemeyebilirsiniz. Ama bununla ilgili bir planlama yapmanızda fayda var. Çünkü bu hafta özellikle network'ünüz genişleyecek. Yani tanıdığınız insan sayısı çoğalacak. Bu insanlardan daha sonra destek alacaksınız. İşiniz için kullanabileceğiniz, yani kullanmak sözü belki itici olabilir ama işiniz için, hakikaten işinize yarayacak insanlarla bu hafta tanışacaksınız sevgili oğlaklar. Değer gördüğünüzü ve takdir edildiğinizi bu hafta özellikle hissedeceksiniz. İş ortamınızda da, özel yaşantınızda da, sosyal ortamlarda da. Hatta yakınlaşmak isteyen, belli bir mesafe koyduğunuz ama size yakınlaşmak isteyen birkaç insan olabilir. Sevgili oğlaklar, salı günkü yay burcunun 4 derecesindeki yeni ay ile beraber belki de kadersel bir döneme başlıyorsunuz. Yeni büyük olaylar başlatmayın. Örneğin ev taşıma gibi bir gündeminiz bugünlerde olmasın. En azından bir böyle artık Cuma, Cumartesi'ye kadarki dönemde ev taşımanız söz konusu olmasın. İşleriniz yolunda gitmeyebilir. Bu yeni ay ile beraber bununla ilgili bir tedirginlik yaşayabilirsiniz. Salı'dan itibaren Venüs Oğlak Burcu'nda ve Oğlak Burcu'nda çok rahat etmez. Titiz ve disiplinli olmanızı bekler. Görüntünüzü değiştirebileceğiniz bir dönem. Çünkü Venüs'ün böyle bir estetik anlamda etkisi, katkısı var. Fakat Oğlak Burcu'nda olduğu için de sonuçtan memnun kalmayabilirsiniz. Bu dönemde yapmayın derim. Böyle bir estetik operasyon, ama tabii ki saçınıza, cildinize bir bakım yaptırabilirsiniz, saç kestirebilirsiniz. Konu o değil. Daha detaylı bir şeyi çok iyi düşünmeden, çok iyi hazırlanmadan Venüs Oğlak'tayken yapmamak gerekir. En azından bir hafta daha bekleyin derim sevgili oğlaklar. Özellikle dişleriniz ve kemik rezervleri için, sırt, boyun ağrıları, bel ağrıları için bir takım tedbirler almanız gerekiyor. Sağlığınızı ihmal etmiş olabilirsiniz. Bu hafta sağlıkla ilgili kontrolleri başlatmak için çok uygun bir hafta. Eğer ki evliyseniz, eşiniz hiç ummadığınız bir hamle yaparak size olan bağlılığını, aşkını çok iyi bir şekilde ifade edebilir. Bu sizi mutlu edebilir. Evli değilseniz de yeni biriyle tanışmak için
Gerçi ayın 19'una kadar bu etki var ama bu hafta çok özel bir hafta. Yeni biriyle tanışabilirsiniz sevgili oğlaklar, özellikle bekar oğlaklar için öyle ifade edeyim. Bu hafta sonu cuma ve cumartesi günü özellikle aile içinde bir tartışma yaşayacak olursanız, anne babayla olabilir, yakın akrabalarla olabilir, bu eşle değil. Bu aile içindeki tartışmayı da biraz diplomasiyle veya biraz diyalogla çözeceksiniz. Sevgili oğlaklar, zaten sizden beklenen de bu. Sevgili kovalar, bu hafta evle iş arasında kalacağınız o haftalardan biri. Bunu sadece sizin burcunuz için söylüyorum. Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve hafta boyunca bunun etkisini göreceksiniz. Birkaç gün öncesinden, birkaç gün sonrasına kadar, cumartesiye kadar, hatta cumartesi öğle saatlerine kadar iş yoğunluğunuz bir anda sizden ev mesainizi, evle ilgili zamanınızı çalacak. Evdeki bir takım ani beklentiler de, acil beklentiler de iş mesainizi, o saatlerinizi çalabilir. Yani evle iş arasına koşturmakla geçecek bu haftanız. Kariyer ve işle ilgili bir takım tedirginliklerle başlıyorsunuz haftaya. Salı günü bir yeni ay var, akşam saatlerinde 18.05'te 4 derece yay burcunda. Bu sosyal çevreniz ve organizasyonlar noktanızı aydınlatacak. Fakat o saate kadar kariyeriniz ve artan biriken ertelediğiniz işleriniz, Merkür'ün retrosundan dolayı aksayan işlerinizi tekrar masaya sereceksiniz ve pazartesi, salı geçmişten gelen bazı işlerinizi toparlamakla geçecek. Salı günü sosyal çevreniz ve organizasyonlar noktası yeni ayla aydınlanacak. Aranan kişi olabilirsiniz. Network'ünüz, tanıdığınız insanlar, çevresi, satış noktalarınız, hinterland'ınız artabilir. Çok noktaya fatura kesmeniz gerekebilir. Bununla ilgili hem bir sevinç yaşayıp hem de yetiştirememe kaygısı güdebilirsiniz. Yani hem işiniz başınızdan aşkın hem de beklentiler çok fazla bu hafta sizin için. Dikkati çok noktadan çekiyorsunuz. Hem rakip noktasından, bunu 2020 için de söylemiştim size. Hem rakip noktasından dikkati çekiyorsunuz, hem de kendi üstleriniz noktasından. Kovalar çalışkan burçlardır. O anlamda yeni kapılar açılabilir, yeni görevler verilebilir. Terfi alabilirsiniz. Terfi haberini hemen bu hafta alabilirsiniz. 19 Aralık'a kadar da o terfi haberi gelir sevgili kovalar. Kalabalık noktalarda basit şeylere kızıp sesinizi yükseltmeyin. Aile işinde sesinizi yükseltmeyin. Bu hafta Çarşamba, Perşembe Mars'ın etkisi üzerinizde olacak. Çabuk tepki verebilirsiniz. Trafikte çabuk sinirlenebilirsiniz. Bunlara biraz özen göstermenizde fayda var. Evli kovalar biraz ilişkilerini sorgulayabilir. Belki ilişki terapistine gidebilir ya da yakınlarından biriyle konuşabilir evlilik hayatıyla ilgili. Fakat bekar kovalar çok alakasız bir insana aşık olabilir bu hafta. Ne kadar alakasız diyecekseniz, belki aşık olmamanız gereken biridir. Belki hiç beklemediğiniz bir noktada bir enerji yakalarsınız ve bununla ilgili açılabilirsiniz. Belki de hiç açılmazsınız. Fakat karşınızdaki insan belki de doğru insan değildir. İyi tartmanız lazım sevgili kovalar. Sevgili balıklar, hafta başında uzak noktalardan size güzel haberler var. Akraba olabilir, arkadaş olabilir, yurt dışı olabilir, yurt dışı noktasından olabilir. Hem haber var, haber trafiğiniz çok hızlı, hem de biraz tepkilerinize dikkat etmeniz gerekecek. Gergin bir pazartesi yaşayabilirsiniz. Kişilik evinizde, yani birinci evinizde Neptün var. Özür dilerim, Neptün zaten birinci evinizde. Neptün'le Merkür bu hafta gayet güzel bir açısı olacak. O yüzden de sunum yapma, yazı yazma, bir takım böyle sunumlarla işinizi anlatma, konuşma yapma, kürsüden yapacağınız konuşmalar, kalabalıklara yapacağınız konuşmalar bu hafta asıl gündeminiz olacak sizin. İletişim sizin ana başlığınız bu haftanın gündemi. Çünkü Neptün'le Merkür'ün güzel bir açısı sonuna kadar var. Haftanın sonuna kadar. Venüs'le Jüpiter özellikle kariyer evinizi destekliyor, iş hayatınızı destekliyor ve Salı günü de 4 derece yay burcunda bir yeni ay var. Biliyorsunuz artık Güneş yay burcuna geçiş yaptı. Ve Salı günden itibaren de yeni başlangıçlar söz konusu, özellikle işinizle ilgili. Yeni işlere başvurabilirsiniz. Yeni bir takım başka sektörlere hatta kayabilirsiniz. Yeni bir sektör arayışına girebilirsiniz. Kendinizi farklı bir işte denemek isteyebilirsiniz. Yaptığınız işin benzeri bir noktada farklı bir şirkette diyelim.
farklı bir başlıkta deneyebilirsiniz. Ayrı bir birimde görev isteyebilirsiniz. Aynı işinizde farklı bir birim olabilir. Yani kariyerinize odaklanacaksınız. Bütün bunları düşüneceksiniz. Özgeçmişinizi güncelleyeceksiniz. İşsizseniz eğer iş görüşmesi yapabilirsiniz. Yalnızca çok iyi hazırlandınızsa o iş görüşmesi iyi geçebilir. Çünkü yine haftanın sonuna doğru Mars'ın etkisi var. Venüs 19 Aralık tarihine kadar sizin arkadaşlık evinizde, arkadaşlarınızdan destek alacaksınız sevgili balıklar. Arkadaşlarınız yeni arkadaşlarla tanıştırabilir, yeni insanlarla tanıştırabilir sizi. Bu noktada network'ünüz çok genişleyecek, yeni kartvizitler toplayacaksınız ve yapacağınız işte bunları daha sonra kullanacaksınız. Görüşelim diyecek olan sizinle görüşmekte keyif alacak insanlarla bu hafta geçireceksiniz. Özellikle bu hafta adres defterinizi şöyle bir kurcalayın. Telefonlarınızın eskiden kalan kimseleri şöyle bir arayın. Örneğin bir bahane olsun. Yeni yıla giriyoruz. Epeydir görüşmüyoruz. Nasılsın? Deyin. Bu özellikle bu noktadaki çabanız, iletişim trafiğinizi sizin kuvvetlendirmeye çalışmanız size başarı getirecek. Eğer ki işsizseniz özellikle bir iş imkanı bu noktada yine gelecek bir arkadaş gayretiyle, arkadaş aracılığıyla. Hatta özellikle bir arkadaşınızdan çok özel bir destek bulacaksınız sevgili balıklar. İyi ki varsın diyeceğiniz, hiç beklemediğiniz bir destek bir arkadaşınız tarafından size gelecek. Baran da balık olduğu için şimdi bakıyor, acaba o kim diye düşünüyor. Biz de sonucu bir sonraki hafta size bildirelim. Bakalım Baran'ın başına ne gelmiş. Yorumlarınızı lütfen videomun altına bekliyorum. Kişisel doğum haritalarınızdan bu hafta bahsetmedim. Evlerinizden bahsettim ama kişisel doğum haritalarınızı artık ya kendiniz hesaplayabilirsiniz ya da benden destek alabilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. Bu hafta dediğim gibi pek çok burç için çok şanslı bir hafta. O bakımdan da bunu lütfen iyi değerlendirin. Evde ya da yalnız kalarak geçirmeyin. Herhangi bir burç için bu geçerli. İkili ilişkilere ve ilişkilerdeki diyaloğa da özen gösterelim. Çünkü iyicil etkiler Jüpiter ve Venüs tarafından olduğu gibi Mars ve Uranüs'ün de olumsuz etkileri maalesef var. Sözlerimiz incitici olabilir yakın çevremizdekilere özellikle. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.